Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu elimde gördüğünüz battaniyenin yapımını anlatacağım. Instagram'dan takip edenler bilirler. Çok uzun süredir ben bunu yapıyorum aslında. Bir türlü bitirememiştim ve artık sonunda bitirdim ve sizinle de paylaşacağım. Tüm detaylarını anlatacağım. Motifi zaten hatırlarsınız. Motifi çok önceden paylaşmıştım yapımını. Şimdi de tamamen battaniyeye çevirmeyi anlatacağım. Pinterest'te gördüğüm bir model. Tam yani birebir aynısı değil ama benzerini yapmaya çalıştım. Sadece çok küçük bazı detayları farklı ama gördüğümde çok hoşuma gitmişti. O yüzden ben de böyle bir battaniye yapma kararı aldım. Şöyle önce bir yakından şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Şöyle bir battaniye. Biraz şöyle uzaktan açacağım şimdi. Bakın şu şekilde. Şöyle mikrofonu ayarlayamadım. Onunla çekim yapıyorum şu anda. Biraz böyle zorluyor beni. Göstereyim. Bakın. Bu şekilde televizyon önü battaniyesi olarak planladım yaparken aslında. Tam da o şekilde yani o boyutlara yakın bir battaniye oldu. Tek kişilik bir yatağı da kapatıyor aynı zamanda. Battaniyemin tüm detaylarını, kullandığım ipleri, iplerin numarasını, markasını, motifin boyutu ve enini boyunu her şeyi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi hemen videonun yapım aşamasına geçelim. Ama öncesinde kanalıma abone olup bana destek olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hemen başlayalım hadi. Şimdi ben geri geldim. Ben en kısmını 10 motiften oluşturacağım. Böyle dizdim. Tam açıyı alamadım ama şu şekilde tığımı göstereyim. 3 milimlik bir tığ kullanıyorum. Makasım yanımda ve koton iplerle yapacağım. Bakın ipim de yanımda. İplerin markasını ve numarasını açıklamalar kısmına yazarım. Tekrar bunu motifin yapımını anlatmayacağım. Hemen videonun sağ üst köşesinde motifin yapımına tıklayıp izleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi motifimi aldım. İlk motifimi. Sabitleme zincirimi önce yapıyorum. Bakın sabitlememi yaptım. Doladım. Şu ipleri de içeriden yürüterek şöyle köşeye batıyorum. 3 tane kil trabzan yapıyoruz önce. 1 2 3. Birleştirme kısmı ikili trabzanlarla ilerleyecek. 3 tane köşeme ikili trabzan yaptım. Köşenin yarısını yaptık sadece. Doladım. Hiç zincir çekmeden diğer kısma atlıyoruz. Bakın. Diğer yandaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemin aslında ben şu anda yarısını yaptım. Diğer yarısını yapmadım. Bıraktım. Sadece yarım yaptım burayı. Tekrar doladım. Yine hemen yanındakine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece ikili trabzanlarla devam edeceğiz bu kısımda. Birleştirme aşamasını ikili trabzanlar şeklinde yapacağız sadece. 3. Bu şekilde devam ettiriyorum ikili trabzanlarımı. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim arada. Doladım. Köşe olduğu için yine aynı yere batacağım. Bakın yine aynı yere batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde devam ettiriyorum. Diğer boşluklara da aynı şekilde 3'er tane ikili trabzanlar yapıyorum. Aralarda zincir çekmeden devam edeceğiz bu işlemde. Diğer bir alt kısımda da zincir çekmemiştik. Yarım trabzanlar yapmıştık. Bir alt kısımda da zincir çekmediğim için şimdi bu birleştirme aşamasında da köşe yani aralarda hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. Şimdi ilk motifimizi şu şekilde yaptım. Buraya kadar geliyorum. Burada da yine aynı motifin yarısını yapıyorum. Şuraya kadar bitirip hemen gelelim. Şimdi son aşamaya kadar geldim. Son kısmının da yarısını yaptım. Şimdi burada bir, iki tane zincir çekiyorum. Bakın buranın da yarısını yaptım. Şu alt kısmı örmedim ama. İki tane zincir çektim. Hemen diğer yanına gelecek motifi alıyorum. Doladım bir kere. Şimdi bunun köşesinden bakın. Şu iplerimizi yine içeriden yürütelim. Köşesinden hemen buraya ikili trabzan oluşturacağız. Bir, iki, üç tane ikili trabzanımı buraya oluşturdum. Bakın bu şekilde. Bunu bu ördüğüm yerin yanına buradan örerek birleştirerek devam edeceğiz. Hemen gösteriyorum. Köşemi yaptım. Bir üstüne hemen bunu bakın sık iğne yardımıyla bağlıyorum. Doladım.
Hemen diğerine geçiyorum. 1, 2, 3 tane kilit trabzan karşısına. Hemen bir karşıdakine boşluğa batıp sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın köşeye kadar geldim. Yukarıya kadar çıktık. Bu şekilde birleştirerek ilerliyorum. Böyle birleştirmiş oluyoruz. Şimdi hemen buradan bakın, doladım. Köşeye yapıyorum. Köşeye 1, 2, 3. Bir tane zincir çektim burada. Diğer karşıdaki köşeye birleştirme yapıyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir tane daha zincir çektim, doladım. Hemen yine aynı yere köşemi yapmam gerekiyor. Bakın 1, 2, bu da 3. 3 tane kilit trabzanımı yaptım. Bakın burası bu şekilde olacak. Böyle birleştirme yaptık. Bunu da aynı şekilde ikinciyi de şuraya kadar örüyorum. Daha sonra diğerlerine böyle bu tarafa doğru birleştirerek devam edeceğim. Şimdi bunu yine buraya kadar örüp diğerini birleştirelim. Yine ben aynı şekilde bakın buraya kadar yaptım. Köşenin yarısını ördüm burada. Şimdi burada bir, iki tane zincir çekiyorum. Yine aynı işlem. Sıradaki motifimi alıyorum. Doladım. Bakın burada ipleri içeriden yürüterek hemen köşeye batırıyorum. İkili trabzan. Bir, iki, üç tane yaptım. Döndürüyorum. Hemen karşısındakine, karşısındaki boşluğa batıp bunu buraya bağlıyorum. Yarım sık iğneyle bağlıyorum. Doladım. Hemen karşıdaki boşluğa ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. Yine hemen karşısındaki boşluğa birleştirme. Yani aslında değişen hiçbir şey yok. Bunu bu şekilde istediğiniz kadar bağlayabilirsiniz. Ben enini 10 tane motiften oluşturmayı düşünüyorum. Enini, ama belki eksiltip çoğaltabilirim de. Çünkü birleştikten sonraki boyutu daha farklı oluyor motiflerin ilk haline göre. Bu şekilde bayağı büyüyorlar yani motifler. Şimdi yine köşeye geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen diğer köşeye birleştirme. Bir tane daha zincir doladım. Aynı şekilde diğer köşeden devam ettiriyorum. Eğer ki anlaşılmıyorsa, yani elim hızlı gelirse, videonun hızını düşürerek de izleyebilirsiniz. Bakın yine böyle devam ettiriyorum. Hemen şimdi göstereceğim nasıl devam ettiğimizi. Burayı birleştirmiştik. Şimdi bu kısmı da birleştirdim ben. Bu şekilde bakın böyle birleştirmiş oluyoruz. Böyle birleştirerek devam edeceğim bu tarafa doğru. Burada da yine buraya kadar yapıyoruz. Daha sonra diğer rengimi yanına ekliyorum. Yani sistem aynı. Bu şekilde istediğiniz kadar motifi yan yana birleştirebilirsiniz. Daha sonrasında da motiflerimizi hepsini yavaş yavaş birleştire gideceğiz. İlk aşamamız şimdi önce enini düz bir şekilde istediğimiz kadar motifi birleştirelim bu yöntemle. Şimdi ben sona kadar ördüm, geri geldim. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde hepsini yan yana gösterdiğim şekilde birleştirdim. Bu en sonunda şöyle bir şey. Şimdi burayı ördüm. Daha sonra şurayı, şu diğer yanını örmüyoruz. Burada da köşede de sadece bir yarım yapıyoruz. Şimdi şu köşesinde de bir, iki tane zincir çekiyorum. Doladım. Hemen diğer motifimi alıyorum. Artık yukarıdan devam edeceğiz. Aşağıdan birleştirmeye devam etmeyeceğiz. Yukarıdan doğru birleştireceğiz. Doluyorum. Hemen şu köşeden yapayım. Şurada ipimi içeriden yürüterek öreyim. Diğer motifimin köşesinden alıyorum. Batırıp ikili trabzan. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı buraya da yapıyorum. Şimdi yarısını yaptım. Bunu buraya çevirip bakın karşısına bağlayacağım. Hemen şu karşısındaki boşluğa batıp sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar doladım.
üstten doğru şurasından 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, bu da 3. Tekrar hemen karşısına bağlıyorum. Doladım. Yine hemen boşluğa ikili trabzanlar. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde bunu sadece üstten bağlayacağız. Bakın göstereceğim hemen. Doladım. Daha önceden bu birleştirme yöntemiyle çanta ve yelek sanırsam yelek de yapmıştım. Onu da göstermiştim. Ama şimdi bu battaniyeyi detaylı anlatım olsun diye birleştirmesini de gösteriyorum sizlere. Bu şekilde ben motiflerimi örerek birleştiriyorum. Şimdi şurayı da birleştirelim. Köşeye geliyoruz. Doladım. Köşemin de yarısını örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çektim. Bakın şu iki köşenin kesişim noktasına batıp bir sık iğne. Yaptım. Bir tane daha zincir çekip dolayıp şimdi bunu buraya birleştirdim. Bakın yukarıdan doğru birleştireceğim demiştim. Buraya birleştirdim. Şimdi diğerini elime alıyorum. Diğer motifimi aldım. Bunu da bunu birleştirmeyelim. Başka renk seçeceğim. Buraya da bu renk olsun. Bunu da buraya birleştireceğim. Bakın yine bir tane zincir çektim, doladım. Bu sefer sadece tek sıra, sadece üstten doğru birleştiriyoruz motifleri. Bir yarısını yapıyorum şu anda motifin. Köşesinin bir yarısını. Şimdi hemen şöyle çevireyim kendime doğru. Üstten birleştirmeye devam ediyorum. Sadece zincir çektiğim köşe noktaları var. Köşelerde sadece zincir çekerek bağlıyorum. O kadar. Onun haricinde zincirsiz devam ediyorum. Şimdi bunu en baştakini birleştirmesini yaptık zaten. Bunu buraya, bunun altına, bunun altına yani hepsinin altına dümdüz birleştirerek gidiyoruz. Şu kenarlarını, diğer taraflarını birleştirme yapmıyoruz. O da sonraki aşama. Şimdi ikinci aşamamız sadece bu kısımlardaki motifleri yani ikinci sıranın motifleri sadece üstten örerek birleştirmek. Tek yapacağımız bu. Bakın böyle hemen karşısına örüp karşıya bağlıyorum. Buraya bağlıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi aynı şekilde tüm motiflerin altına bu şekilde birleştirme yapalım. Daha sonrasında tekrar buluşalım. Ve ikinci aşamayı da bitirdim. Bakın hepsini tek tek bu şekilde birleştirdim. Şimdi sona kadar geldim. Sonu da birleştirdim. Bu köşeye bir tane zincir çekip birleştirdim. Tekrar bir tane zincir çektim. Şimdi buradan doluyorum. Bir köşenin, bu köşenin diğer yarısını da yapıyorum. Şu an üçüncü aşamaya geçtik. Birleştirme kısmındaki üçüncü aşama. Normal örüyorum. Bakın doladım. Zincirsiz devam ediyorduk zaten. Aralarda zincir çekmeden örüyoruz. Sadece köşelerde birleştirirken zincirimiz var. Bu şekilde örüyorum. Bunu şuradan geldik. Burayı ördük. Şimdi burasını örüyorum. Daha sonra burasını örüp buraya kadar çıkıyorum. Burada da birleştirmeyi göstereyim size. Şimdi şöyle göstereyim. Nasıl ördüm? Buradan geldim burayı. Bu alt kısmına şimdi yanını da ördüm. Şimdi burada birleştirme aşaması var. Köşeden birleştirip sonra buna bağlayacağız. Bunu buna bağlayacağız. Her yerde örerek gidiyoruz. Yani her yerden ip kesmeden bağlayarak örüp devam ediyoruz. Şimdi bu köşenin yarısını yapmıştık. Diğer yarısına geldim. Diğer yarısını buraya yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Bunu kesişim noktasından batırıp bakın sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi bir tane daha şurada şöyle bir zincir yapıyorum. Sonra doladım. Diğer hemen karşındakinin yarısını yapıyorum. Yani yarım köşesini yapıyorum.
Şimdi artık bunun ikisini birbirine bağlayacağız. Şimdi bu tarafa dönmüş oldu. Şöyle daha net göstereyim. Masam biraz küçük olduğu için böyle büyük parçalarda zorlanabiliyorum. Bakın şimdi bunu buna bağlama zamanı. Yine aynı yöntem. Bu şekilde örerek devam edeceğiz. Şimdi şurayı öreyim. Düzünden göstereceğim. Daha net anlaşılacak. Bakın burayı da örüyorum. Birleştirerek devam ediyorum. Önce düz bir şekilde bir şöyle göstereyim size. Bakın. Ne yaptık? Buradan geldik. Şöyle birleştirmiştik zaten hepsini. Buradan geldik. Buraya kadar birleştirdim. Buradan buraya geldim. Sonra şurayı örerek yukarıya çıktım. En son buradan köşelerden, bakın köşesi şu şekilde görünecek, bu ara noktaları şöyle böyle yaprak gibi hepsi bu şekilde görünecek. Daha sonra buraya birleştirerek devam ediyorum. Sonrasında yine bunları hep aynı işlem. Yani şurada yaptığım işlemleri diğerlerinin hepsinde aynısını yapacağım. Burayı örüyorum, burayı örüyorum, köşeyi yapıyorum. Daha sonra buraya örerek birleştiriyorum. Yine aynı buradan devam ediyorum. Böyle böyle hepsini sıra sonuna kadar, bakın bütün tek parça olarak birleştirdiklerimizi sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi geri geldim. Bakın bitirdim. Şöyle hepsini ördüm. Şimdi artık bu aşamada tekrar diğer yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela bir tane işte buraya, bir tane yanına, diğerine sadece şu üstlerden birleştireceğiz. Yani burada yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. Sonrasında buralarını birleştirdikten sonra sıra sonuna kadar şöyle köşelerini bu şekilde birleştirerek devam edeceğiz. Yani burada yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Şu temeli oturttuktan sonra geri kalan hepsi aynı. Hiçbir fark yok. Şimdi ben motiflerimin hepsini birleştirip geri geleceğim. Kenarları da beraber yapacağız. Şimdi motiflerin hepsini bu yöntemle birleştiriyoruz. Şimdi ben battaniyemi bitirip geri geldim. Baştan söylemek istiyorum, dışarıdan gelen böyle sesler var. Bunun için kusuruma bakmayın. Sesim de biraz yankılı geliyor olabilir. Umarım çok anlaşılır bir şekilde anlatabilirim ve anlarsınız. Şimdi hemen şöyle battaniyemi göstermek istiyorum. Bakın ben bitirdim battaniyeyi aslında. Size anlattığım yöntemle tamamını yaptım. Hiçbir şekilde ip kesmeden tamamını ördüm ve şimdi son aşamaya geldim. Bakın. Şimdi ördükten sonra şurayı yine buradan son kaldığımız yer burası. Artık kenarda burada kalan yeri, şurada kalan kısmı dümdüz örmemiz gerekiyor. Şimdi onu öreceğiz. Ben birkaç sıra etrafından döndürmeyi düşünüyorum. Siz bu aşamayı yaptıktan sonra hemen kenar süsüne geçebilirsiniz. Yani atlatarak da izleyebilirsiniz. Ama ben diğer renklerden de kenarlarına yapmayı düşünüyorum. Normal, bakın bu şekilde, hiçbir fark yok. Bu şekilde örüyorum. Dümdüz şu kenarı örüp bitireceğim. Böyle dümdüz sonuna kadar örüyoruz. Şimdi artık dümdüz ördüğümüz için köşeyi nasıl yaptığımı da göstereyim. Bakın bu şekilde şu anda şu kısma geldik. Şuradaki şu kısım. Bir köşenin yarısını örerek birleştirmiştik. Diğer yarımı da örüyorum şu anda. Aslında hiç fark yok. Şöyle diğer yarımı da ördüm. Bir tane zincir çektim. Bu sefer burada iki zincir var zaten. Şöyle ortasından batırıp sık iğne ile birleştirme yapıyorum. Bakın bu kısmı yapmış olduk. Şu kısmı. Şimdi bir tane daha zincir doladım. Şimdi hemen diğerinin yarısını yapıyorum. 1, 2, 3. Dümdüz ilerlerken her köşede aynı işlemi yapacağız. Bakın bu şekilde köşelerimi tamamlamış oluyorum. Dümdüz burayı bu şekilde bitireceğiz. Her yerde, her köşede aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi en son aşamaya kadar geldim. Bakın burada köşe yapacağız şimdi. Son ilk başladığım yer aslında burası. İlk buradan başlayıp motifleri birleştirmeye başlamıştım. Buradan bağlayarak. Şimdi buradan köşe sonuncuyu yapıyorum artık. İki köşeyi de
bu şekilde ikili trabzanlarla döndürdüm. Burada da bir tane zincir çektim. Şimdi buraya bağlıyoruz bunu. Bu şekilde. Şimdi bu ipi kesiyorum bunu. Şimdi ben yine aynı köşeden başlayarak farklı bir renge geçiş yapacağım. Bu içindeki renklerden bir tanesini kullanacağım. Muhtemelen hangisini kullanacağım? Aklımda bir renk var ama şöyle bu rengi kullanayım. Evet, bu renkle üçlü ikili trabzan yaparak döndüreceğim aynı şekilde. Hemen başlangıcımızı beraber yapalım. Daha sonrasında da artık kenar yapacağız. Kenarları böyle biraz süsleyeceğiz. Güzel bir kenar yapacağız daha sonrasında da. Sonra artık son aşama bitiyor. Şimdi hemen aldım. Bakın köşeden başlıyorum. Köşeden yine başlayayım. İkili trabzanlar, üçlü gruplar halinde ikili trabzanlar yapacağım yine. Hiçbir fark yok. Şuradaki boşluklara batacağız. Yani bir sıra sadece bu şekilde döndüreceğiz. Daha sonra tekrar bunu tamamlayan dört köşeye de aynı şekilde böyle döndükten sonra daha sonra tekrar bu renge geçiyoruz ve bu renkle de bitirme işlemimizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra isterseniz üzerine farklı bir renkle tekrar geçeriz. Bu biraz sizin zevkinize kalmış. Ben bu şekilde yapacağım. Şimdi burayı da dört köşe döneyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Şu arayı nasıl yaptığımı da göstereyim. Bakın şu köşeler var ya. Şuraya bir tane üçlü trabzan, buraya da bir tane üçlü trabzan grubu yapıyorum. Eğer ki pot durursa 2-2 yaparsınız. Bakın eğer ki pot durduğunu hissederseniz orayı 2-2 de yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi son aşamaya kadar geldim. Şöyle göstereyim. Son köşe dönüşlerinde şu alttaki gibi yani aynısını yapıyorum. Diğerlerinde de öyle yaptım. Şuradan başlamıştık. Şimdi diğer köşeme, köşenin yarı kalan kısmını da tamamlayıp burayı bitirmiş oluyoruz. 3 tane yaptım. Yine 1-2 tane zincir çekeyim. Hemen ilk başladığım yere batırıp içinden çekip 1 tane zincir. Şimdi ben burada bakın üçlü trabzanlar 4 köşeyi de aynı şekilde döndürdüm. Diğer köşelerde de bakın bu şekilde yaptım. 1 tane zincir çektik. Bunu bu şekilde bırakıp aslında kenar süslemesine geçecektim ama vazgeçtim. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir tane zincir çekip bağlamıştık. Doluyorum. Hiç kesme yapmadan yine aynı iple devam edeceğim. Hemen böyle şu trabzan tepesine batırıp yarım trabzan yapıyorum. Bakın bir kere doluyorum. Batırıp yarım trabzan yapıyorum. Her trabzanın tepesine yarım trabzanlar yapacağım. Bu kısmın biraz daha tok durmasını istediğim için ben bu işlemi yapıyorum. Eğer ki bunu istemezseniz direkt süsleme kısmına ilerletip geçebilirsiniz. Hatta bu pembeyi de yani şu sırayı da yapmayabilirsiniz. Direkt bu bununla dört köşeyi döndükten sonra direkt süsleme aşamasına da geçebilirsiniz. Ben şimdi burayı biraz daha tok durması adına böyle bir şerit gibi olsun istiyorum pembe olan kısım. Daha sonra süslemeyi yine bu ekru renkle yapacağız. Hemen bu şekilde hepsini tüm trabzanların tepesini atlamadan yarım trabzanlar yaparak dört köşeyi döndürüyorum. Şu köşe dönüşlerini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde hepsine yarım trabzanla döndürüyorum. Doladım. Şurada iki zincirlik köşe dönüşümüz var. Bu iki zincirin içerisine 1-2 ve 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın zincirin içine. Daha sonra yine sıradan hangisine geliyorsa bu şekilde devam ettiriyorum. Burada 3 zincirle dönüyorum. Çünkü 2 yaptığımda kasma oldu. Ben de 3 zincirle döndürdüm. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor köşe dönüşlerimiz. Bu şekilde. Böyle dümdüz devam ediyorum. Şimdi artık bu ekru rengi ipimi aldım. Bu kısmı tamamen bitirdim. Bakın şöyle bir netleyelim. Şimdi şuradan şu köşedeki 3 zincir atlayıp şu hemen yanındakinden ya da bir sonrakinden başlayalım. 3 zincir, daha sonra bir tane yarım trabzan, ondan sonra onun yanı. Oradan başlıyorum. Şöyle doladım, sık iğne yaptım. Sık iğneyle bunu buraya bağladım. Doluyorum. Bir tane yanındakine yarım trabzan. Tekrar doladım. Onun yanındakine ikili trabzan.
tekrar doladım. Bakın o yanındakine de yine yarım, yine ikili trabzan şeklinde ama 3 kere de çekeceğiz. 1, 2, 3. Bir kere dolayıp 3 kere de çekiyorum. Tekrar doladım. Bir kere daha doluyorum. Tığımda şu anda 3 tane var. Hemen bir sonrakine batıyorum. Bunu da ilk 2'yi birlikte örüyorum. Daha sonra 2'yi birlikte örüyorum. En sonuncuyu da birlikte örüyorum. En yükseği bu olmuş oluyor. Tekrar doladım. Yine tekrar 2 kere doladım. Yine aynı yerin içerisine bakın ilk 2'yi ördüm. Diğer 2'yi ördüm. Şimdi 2'yi ördüm. Burada tek yerin içinde 2 tane yapmış olduk bu aynı işlemden. Şimdi tekrar doladım. 3 seferde yine çıkıyorum. 1, 2, 3. 3 seferde çıktım. Doladım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Yine yarım. Şimdi bir tane de sık iğne. Bakın bu şekilde olacak. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Şöyle bombeli bombeli olacak. Tekrar yapalım. Sık iğneyi yaptıktan sonra hemen yarım trabzanımıza geçiyoruz. Doladım, ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Burada 3 kere de 1, 2, 3 kere de çekiyorum. Burada 2 kere doluyorum. 1, 2. Hemen yana batıyorum. İlk 2'yi ördüm. Daha sonra 2'yi ördüm. En son kalan 2'yi ördüm. Tekrar 2 kere doladım. Yine aynı noktaya bakın. Aynı yerin içerisine. Sadece burada aynı yerin içine yapıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkartıyorum. Tekrar doladım. 1, 2, 3 seferde doladım. Bu sefer ikili trabzan. 1, 2. Doladım. Yarım trabzan. Ve şimdi de sık iğne. Bu şekilde bakın görüntü bu şekilde olacak. Hepsi sıra sıra böyle böyle görünecek. Çok tatlı bir görüntü elde ediyoruz bence. Bu pembenin üzerine bunu yapmam da farklı bir hava kattı. Bu şekilde hepsini dört köşeyi de aynı şekilde aynı işlemle döndüreceğiz. Şöyle köşeye kadar geldim. Bakın son şurada sık iğnemi yaptım. Burası bu şekilde. Şimdi burada ben bunları sık iğneyle geçeceğim. Şu köşe dönüşünü sık iğneyle yapacağım. Kasma yaparsa şu dönüşte bir tanenin içine iki tane yaparsınız. Bakın şöyle bir tane daha yapayım şu oradakinin içine. Kasmasın hiç. Şuraya da yine ilk başladığımız yere kadar sık iğne yapıyorum. Bakın burayı da sık iğne yaptım. Şuradaki üçlü şurası. Şimdi buraya da yine bir tane sık iğne yapıp buradan devam ettireceğim. Doluyorum. Yarım trabzan. Bu şekilde devam ettiriyorum. Köşede sık iğne ile dönüyorum yani. Ve sona kadar geldim. Bakın en son kısım burasıydı. Sonu bitirdim. Ama şurada buradan başlamıştık. Burada buraya kadar oldu. Şurada küçük bir şey olmuş oldu. Yani tam şuralar birbirine denk gelmemiş oldu. Ama çok kötü durmuyor. Bu şekilde tamamladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu battaniyeyi ben severek ördüm gerçekten. Uzun sürmüş olmasına rağmen çok keyifle hiç sıkılmadan ördüm. Sadece istediğim zaman da bitiremedim. O biraz beni üzdü ama umarım sizler beğenmişsinizdir battaniyemi. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.